Merhabalar sevgili dostlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı tarifim var böyle pastane vitrinlerini süsleyen bu muhteşem tatlının yapması düşürtmesi oldukça kolay ve kendi evinizde yapabilirsiniz. Çok daha ekonomik oluyor. Hemen yapımına geçelim. 1 litre sütümüz var tenceremizin içerisine sütümüzü alıyoruz. Ee, üzerine arkadaşlar 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı un ilave ediyorum 2 paket kakao yani toplamda 5 yemek kaşığı kakao ilave ettikten sonra bu karışımımızı ocağa alacağım sürekli karıştırarak pürüzsüz bir hale gelene kadar krema haline getiriyoruz bu şekilde kaynattıktan sonra bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve bir paket vanilya ilave ediyorum. Bu aşamada mikserlemenize gerek yok. Tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak yağımız eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra 2,5 paket kötü değil bu burçak bisküvilerin sadelerinden iyice rondodan geçirip un haline getirmiş olduğumuz burçak bisküvilerimizi böyle ankastre büyük fırın tepsilerinin altına yayıyoruz. Her yeri eşit olacak şekilde bisküvilerimizi yaydıktan sonra Üzerini iyice düzleştirmek için bir e, geniş altı bir bardak yardımıyla iyice bastırarak eşit e, bir şekilde bisküvilerimizin her tarafını yayıyoruz. Bu aşamada arkadaşlar hazırlamış olduğumuz e, kremamızı hiç bekletmeden gördüğünüz gibi çok sulu bir krema değil. Çok da katı değil. Bu kremayı sararken hiç çatlamıyor. Gerçekten e, hani bu sarmalı tatlılarda en büyük e, sıkıntı tatlının çatlaması. Gerçekten hiç çatlamıyor. Hani kıvamına bakmayın çok koyu gibi görünüyor ama e, çok e, ideal bir kıvam bu kıvamı. Şimdi birden tepsinizi dökmeyin arkadaşlar bir yerine dökerseniz bisküviler böyle yana e, sağa sola kayabilir. O yüzden benim döktüğüm şekilde şöyle her tarafına eşit gelecek şekilde dökelim. Yine alttaki bisküvilerin yerini değiştirmeden e, böyle nazik dokunuşlarla bisküvimizin üzerindeki muhallebi düzgün bir şekilde eşit bir şekilde yayıyoruz. en az buzdolabında bu e, karışımın 4 saat 5 saat beklemesi gerekiyor ama akşamdan hazırlayıp buzdolabınıza koyup sabahleyin de tattığınızı hazırlarsanız daha iyi sonuç alırsınız arkadaşlar. Şimdi 2 paket normal krem şanti 1 e, su bardağı süt ile soğuk süt ile iyice çırpıp katılaştırdığımız krem şantimizi Tatlımızın üzerine yine her yerine eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Şimdi bu tatlımızın içerisinde muz kullanacağız. Özellikle burada bir püf nokta söylemek istiyorum sizlere. Yerli muzlar çok daha ince oluyorlar arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar ince muz kullanmaya dikkat edin. Çünkü diğer muzlar daha kalın olduğu için sarma aşamasında hem görüntü olarak çok daha güzel olmuyor hem de sarmada biraz daha sıkıntı çekebilirsiniz. Dersiniz ki Emine Hanım ben muzu ortadan ikiye keseceğim. Ortadan ikiye de kesmenize gerek yok çünkü bu şekilde e, diri haliyle çok çok daha güzel görünüyor. Dediğim gibi e, püf noktası olarak söyleyebileceğim şey dediklerimin yani hazırlama aşamalarını aynı şekilde yapın ve muzunuzu ince bir şekil ince bir muz kullanın. Bu şekilde yağlı kağıdın üzerinde sararak çok daha kolay ve dağılmamış bir şekilde sarabiliriz arkadaşlar. Şimdi muzumuzu kesmiş olduğumuz parçalarımızın boyu kadar kesiyoruz ve bu şekilde sarıyoruz. Şimdi el değmediğimiz için de üzeri çok daha net ve güzel olacak arkadaşlar bu şekilde. İlk sardığım için arkadaşlar. Şimdi hani e, bir şey yaparken böyle ilk e, ilk hazırlamış olduğumuz parça biraz daha sıkıntılı olabilir ama hiç sorun değil. Yine bu şekilde bir spatula veya bu şekilde bir kürek yardımıyla tatlılarımızı kağıtların üzerine alıyoruz ve aralarına muz koyarak tatlımızı sarıyoruz. E, Beni takip eden arkadaşlar, Instagram'dan takip eden arkadaşlarımız da görmüşlerdi. Ben şu anda normalde İstanbul'da yaşıyorum ama şu anda Rize'deyim. 7. Rize Hamsi Festivali için geldim. Görevli olarak geldim. Ve çok güzel bir festival hazırladık. Instagram'dan takip ediyorsanız beni mutlaka bütün storylerimi görmüşsünüzdür. Bu tatlıyı da festivalde benim de standım vardı. Lezzetlerimi sunmuş olduğum standım vardı. Standta bu tatlıyı hazırladım. İnanılmaz derecede talep gördü. Ee, ben de bu videoyu çekmiştim. Elimdeydi. O yüzden hemen bunun üzerine bu tatlının tarifini paylaşmak istedim sizlerle. Ee, mutlaka deneyin. Gerçekten tanesi 40-50 TL. Dışarıda belki de 60 TL. Bunu çok ekonomik bir şekilde e, evinizde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yiyen herkes hayran kaldı. Hatta. Stantta daha yok mu Emine Hanım bunun devamı yok mu diye çok istek geldi. Ee, o yüzden hemen tarifini sizlerle paylaşıp bu güzelliği sizlerle buluşturmak istiyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir tatlımın e, hazırlanışını. Bir de oldukça kolay gördüğünüz gibi mutlaka bana e, düşüncelerinizi fikirlerinizi e, nasıl bulduğunuzu lütfen yazın. Çok mutlu olurum yorum bölümüne. Bütün kesmiş olduğumuz tatlılarımız aynı şekilde sarıyoruz. Katlamış olduğumuz bölümleri altta kalacak şekilde hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi görseli, sunumu, lezzeti inanılmaz bir tatlı. Mutlaka deneyin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel tarifler hazırladım sizler için. Bunları sizlere yavaş yavaş sunacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.